<laughs> e baktım yıldızlı sohbetler. <laughs> yani. Yıldızlı sohbetlerden herkese merhaba. Sinan Çalışkanoğlu bugün konu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Bu sanki böyle şey çocuk işlerinin aranan yüzü gibi <laughs> Böyle yani bir diyor. Bilmiyorum ben çok çocuk ya da büyük işi diye bakmıyorum. Ee, ama çocuklar seviyor beni. Ya güzel. <laughs> Yapacak bir şey yok Aslında işte büyüklere de çok güzel bir mesaj var sizin bir repliğiniz diyorsunuz ki biz çocukları aslında fiziksel olarak koruyoruz ama onların psikolojisini, psikolojisini hiç, düşünmüyoruz. hiç düşünmüyorsunuz. Gerçekten öyle. Çok doğru. Bu, çok doğru. Böyle gerçekten. Yani şimdi, Peki yani sizin neslinizde de yani siz de mi böyleydiniz? Yani Siz büyürken de bizim ailelerimiz de fiziksel korudu. psikolojilerimiz çok önemsemediler mi diyorsunuz? çok fazla önemsemediler. Mesela kitap, çocuklarla ilgili bir kitap var. Bunu veren öğretmen mesela bir ödev var çocuklarla ilgili. Eşimin abisinin oğlu bizle şu anda. Aha. O da depremzede Antakya'dan geldiler buraya. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Allah'tan bir can kaybı falan olmadı orada. Ve bizim yanımızda kalıyor şu anda. Ve biz onu çevremizde bir okula verdik ve ben Hı -hı. veli gibi işte onun dersleriyle falan ilgileniyorum. Şöyle bir soru sormuşlar çocuklara. Müfredat öyle olduğu için denk geldiği için ama yani öğretmenin de suçu yok. Hı -hı. Denk geldiği için soru. Evsiz insanların yaşadığı sorunlar nelerdir gibi bir soru var orada mesela. Çocuk buna cevap vermek zorunda kalmış. Of, orada rassert. da doğru mu? İşte bilmiyor ama rassert. denk gelmiş yani. Bu kitap çok önceden ...yazılmış. Çocuğa da... ...karşısına çıkmış. Yani karşısına çıkarken... ...öğretmen bile bilmiyor öyle bir ödev verdiğinden. Ayrıntı olarak girdiğinde. Ee, ve bana şunu sordu. Bizim... ...evimiz yıkıldı ve bize nasıl böyle bir soru... ...soruyorlar gibi bir şey söyledi mesela. Evet. Ooo. Yalnız ne kadar i̇şte, güzel... İşte. Anlatabildim mi? Yani bu varlığı ve sadece... Tabii ki bu Ay, varlığı i̇çine sadece, kapanıp küsebilirdi. Tabii. Fiziksel olarak koruyamazsın yani. Onun psikolojisini... ...çok iyi dokunman gerekiyor. Çok akıllılar çünkü... Çok akıllı. Ve çok duyarlılar. Çok duyarlılar yani. Değişik. Filmde e, bu bence çok önemli yani çocukların psikolojilerinin ne olduğunu anlamaya çalışması velilerin. Hı hı. Yani hani mesela bu sosyal hayatın içerisindeki e, durumdan çocukların bir şekilde çıkması ve onları böyle bir simülasyon kabinine koyuyorlar ya aslında. Oyun veriyorlar onlara. Hı hı. Sen bu oyunla oyalan diyorlar. Çocuk orada vakit geçiriyor ve orada geçirdiği vakitte bir şey oluyor çocuğa aslında. Hı hı. Asosyalleşmeye başlıyor. Sosyal hayatla ilgili bağlantısı kopkuyor. veliler e, bunlarla çok fazla ilgilenmiyor gerçekten. Peki filmde de bir oyun var. Evet. E, oyunla ilgili verdiğiniz mesaj ne? Çünkü şu an günümüzün de bir gerçeği yani her çocuğun elinde bir iPad evet. ve maalesef saatlerce bir şey izliyor ya da bir şey oynuyor. Yani e, her şey tadında. Olması hı hı. gerekiyor. Yani hı hı. sen bir şey oynuyorsan oynayabilirsin ama oynadığın şey ol, olmamalısın sonrasında. Hı hı. Senin başka bir takım sorumlulukların, başka bir hayatın var. Aslında bunu vurguluyor. Hı hı. Yani senin orada oynadığın şey gerçek değildir. Gerçek dışarıdadır. Hı hı. Ee, doğadır, ormandır, ne bileyim. Ee, senin toprakla uğraşmandır. Hı hı. Gerçek odur. Ee, hı hı. Diğeri sanaldır aslında. Hı hı. Ee, bunu vurguluyor film şeyi de sormak istiyorum. Bu çocuk oyuncuların psikolojisini sordum ama çocuk oyuncuları da böyle küçük yaşta bir şöhret oluyorlar ama evet. sonrasında mesela birçoğu büyüdüğünde oyunculuk yapmıyor. Evet. Bunun nedeni sizce ne? Çünkü yıllardır oyun, e, çocuk oyuncularla çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Çocuk oyuncu aynen öyle. Şu şu, şu da var. Mesela Yeşilçam zamanında e, bu bunun ne olduğu çok fazla görülememiş. Şu anda biraz daha bir şöhret yönetimi yapılabiliyor çocuklara. Mesela çok küçük yaşta yapılacak bir şey değil aslında oyunculuk. Aha. Oyunculuk senin 18 yaşından sonra mesleki olarak tercih edebileceğin bir şey. Çünkü büyüme ancak tamamlanmış oluyor. Sen bu tercihi kendin bireysel olarak yapıyorsun. Yani hiçbir çocuk aslında oyunculuk yapmak istemiyor. Hep büyükleri onları yönlendiriyor. Doğru. Ama 18 yaşından sonra bir birey oyunculuk yapmak isteyebilir. Çocukların durumu bu. Yani küçükken öyle zirveleri görüyorlar ki çocuklar. Arka arkaya filmler falan evet. mesela böyle çocuk oyuncular var. Beş tane e, filmle başlamış ilk başta. Sonra bir bakıyorsun sinematografisinde 50 tane film var. Çocukken. Büyüyünce yok. Yok. <laughs> çok kötü bir şey bu. Neden işte o çöplüğü i̇şte kaldıramadı? O belki zirve. De belki de küstü. Yani zirveyle başlıyorsun. Uh -huh. Düşünsene bunun üstüne daha ne yapabilirsin ki? Zirveyle başlıyorsun ve şunu demiyorsun kendine. Şimdi ben mesela bir yerde bir şey oynarım. O çok başarılı olabilir. Bir yerde bir şey oynarım. O hiç başarılı olmayabilir. Ama yani beş hayat Beş bölüm bu. sonra kalkabilir. Evet. Şimdi ben buna böyle bakabilirim. Ama, Ama o, öyle bakamamış bakamış. o dönem işte. O çok kötü. Nasıl yöneteceksin? Şimdi şöhret yönetmek çok zor bir şey. O konuya da geleceğiz. Tabii. Peki şeyi soracağım. Yani şu anda ciddi anlamda herkes de çocuğunu bir ajansa yazdırmak evet. istiyor. Herkes çocuğunu neden oyuncu yapmak istiyor? Ee, Bence ailelere burada yani sizin bir mesaj vermeniz gerekiyor. Yani olmadığınız şeyleri çocuklarınızdan olmasını beklemeyin. Yani hmm. diyebilirim onlara. Yani i̇nsanların olmadığı ne kadar çok şey varsa... Görünür olmak istiyor insanlar. Hı hı. Kendisi kendi bakıyor görünür olabilme durumu yok. Çocuğunda böyle bir şey varsa çocuğunu görünür kılarak onun üzerinden kendisi görünür olmak istiyor. Çağımızın hastalığı görünür olmak. Yani ailelere buradan söyleyeceğim bu. Dikkatli olun bununla karşı diyebilirim. Peki arkada da görüyorum sizin bir de pandemi eğitiminiz var. Evet. Ya evet. pandemi mi biraz anlatır mısınız? İzleyicilerimiz de bilmiyor, ben de çok bilmiyorum. Yani sözsüz. Sözsüz. Çok şahane ee, suratınız. Evet, sözsüz e, oyunculuk Hı -hı. aslında e, Hindistan'daki Katakali tiyatrosundan geliyor. Katakali tiyatrosu e, vücut e, ve mimik groteski yani abartısı üzerine yapılan. E, bir e, bedensel etüt aslında. Pandomim de, pantomim de İtalyan e, menşeli ama Hindistan'dan alıyor bunu. Hı hı. E, Sözsüz tiyatro olarak alıyor ve komedi delerte de pandomimi kullanıyor gibi e, bir durumu var pandomimin. Bilmeyenler için. Bilmeyenler için şöyle anlatayım. O, öyle bilirler. Şu. Bilmeyenler için. <laughs> ha, bu tamam. Bu tamam. Herkesin Şu. bildiği. Evet. Pandomim bu. Şu. Cam böyle çok evet. da o makyaj bence müthiş. Evet. Çok da zor olmadı Peki aslında sizin oyunculuğunuz e, Ankara'da bir armut olma hikayenizle başlıyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bir okulda. Yok, yalnız. Ankara armudu. Ankara armudu Ankara Ankara'da armadı. değil. Ankara armudu ama Ankara İstanbul'da. Armadı. Armut Ankara armudu. Ben, Ankara armudu. Tamam. Mı? Bir Ankara armudumuz var evet. İstanbul'da ve okulda yerli mal haftası. Yerli mal haftasında bir Ankara armudu oluyor. Ankara armudu nasıl oluyor bu arada? Yerli Ama... mal haftasında herkese bir ürün veriliyor <laughs> ve o ürün oluyorsun sen. İşte birisi portakal oluyor, birisi elma oluyor ve onun bir şiiri var, onu okuyorsun. Tadına doyum olmaz Ankara armudunun. Ne kadar tatlı sulu. Haydi haydi buyurun. Bir <laughs> şeyim buydu Peki nereden nereye Ankara Armudu'ndan Başarılı bir oyunculuğa i̇şte giden bir Nereden şeyin. nereye anladın mı Ama ben e, başarısız bir öğrenciydim Hı -hı. Genel olarak e, tembel bir öğrenciydim Ama böyle şeyleri çok seviyordum İşte ne bileyim e, Tiyatro ile ilgili bir şey yapılacak mesela okulda Öğretmenlerin taklitleri yapılacak Şu yapılacak bu yapılacak Hep böyle bir sosyal faaliyet insanıydım Çünkü baktım hani okuldan bir şey olmuyor Hı -hı. Bari buralardan işte e, ne bileyim Kanat notundan falan geçerim belki diye. <laughs> buralara, buralara yöneldim. Avantajlı olan tarafımı buralardan kullandım. Şu an yani, peki Selena'ya dönmek istiyorum. Hı hı. Ya hepimizin sizi o kadar çok sevdiği bir karakter ki Hades. Evet. Ben bayılıyordum. Hades çok orijinal bir karakterdi. Çünkü hala eminim. Ben de seviyordum. Unutulmazdı. Sizin için o dönüm noktası mıydı Selena yoksa başka bir dönüm noktası var mı sizin kariyer yolculuğunuzda? Ee, ya bir tek bir dönüm noktası olmuyor insanların hayatlarında. Hı hı. E, ama önemli bir eşikti yani. Hı hı. Şey için önemli bir eşikti. Biz Gani abiyle tanışmıştık. Ondan 3 proje önce. G Gani abi Davetsiz Misafir diye bir işimiz vardı bizim. Dizi. E, 27 27 bölüm sürdü. Orada işte böyle 20 bölüm megapiksel yüksel diye küçük bir karakterim vardı benim. Hı hı. Orada oynadım. Daha sonrasında oradan Hayat Bilgisine geçtim. Son 20 bölümünde oynadım. Sonrasında Selena ile ilgili işte biz görüştük falan dedi ki kötü bir melek rolü var dedi senin oynamanı istiyorum dedi mesela onu bana e, demesi ve benim onu oynayabileceğimi düşünmüş olması bir evet eşittir yani bir dönüm Hı -hı. noktasıdır ee, ve onunla ilgili bir alan bıraktı bana yani senaryonun içerisinde doğaçlama çok vardı herkese değil mi? yaptırmıyordu mesela bunu ee, yönetmenimiz de yaptırmıyordu ama ben yapabiliyordum bu güzel bir şeydi o alanda e, güzel kullanımı düşünüyorum. Şahane. Bu açlama zaten bu arada çok da hissediliyordu Hades'ti. Evet. Ya Hades müthişti ya. Özlüyor Çok musunuz? eğlenceliydi. Çok eğlenceli bir işti o. Her Hı -hı. şeyi yapabileceğiniz bir iş. Her yerde oluyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz Hop bir ara çıkıyorsunuz. Evet. Peki çocuk ya bir nesil büyüdü de sizle şu an Tabii. büyüdüler ve ne diyorlar gördüklerinde? Abi sen işte <laughs> ya biz senle büyüdük diyen Bir nesil var bir de küçükler var. Küçükler Onlar mi? daha yeni çünkü tekrarları gösteriliyor, Aha, ya, gösteriliyor. Hala gösteriliyor. O o onu izleyen böyle küçükler var. Bir yandan da böyle e, 25 30'lu yaşlarda insanlar da var. Senle Hı -hı. büyüdük diyen. Peki böyle sokakta başınıza gelen ilginç bir tepki, olay var mı? Şöyle bir şey var. E, ben sitede oturuyorum. Tarabya'da. Makyaj yapılmış bana ama o gün hava çok soğuk, makyaj donmuş suratımda. olup böyle plastik bir makyaj bilirsin uh -huh. yani. yani onu e, soğukta mesela çıkartmak çok zordur. Uh -huh. Sıcak su da yok bulunduğumuz ortamda. Bizim mak makyajımız Bahar dedi ki ben size malzemeleri vereyim Sinan Bey. Sabah zaten tekrar setimiz başlayacak. Siz bana getirirsiniz dedi. Evde senin makyajınızı. Tamam dedim Bahar. Arabam zaten beni şeye bırakacak, eve bırakacak. Biz de yeni taşınmışız siteye. Hı hı. Güvenlikleri falan tanımıyorum da. Onlar da beni görmemişler. Daha bir hafta olmuş taşınalı. Hı. Evet. Araçla şimdi böyle gidiyoruz. Benim suratım full makyajlı. Buradan böyle geçerken arabayla adam buradan baktı. Kimsiniz, kimsin sen diye baktı bana. Ben de böyle döndüm. Açar mısın kapıyı dedim. İnanmıyorum. <laughs> <laughs> Hadis. <laughs> ondan açtı ama ilk, ilk anda çok korktu. <laughs> yani şöyle dururken. Ama gerçekten, gerçekten gelmiş. <laughs> <Tabii>. Of. <laughs> o çok güzeldi. <laughs> Peki pandemi makyaj da öyle değil mi? Evet. O da zor bir makyaj. O da zor bir makyaj. Ama onu yapmak biraz daha kolay. Burada kaşları yok etmek çok zordu. Aha. Plastik bir malzeme böyle ve bir buçuk saat sürüyordu. Ben erken gidiyordum sete. Yedi falan sette oluyordum ben. of çok kahve falan içiyorsun bir taraftan o kız böyle böyle makyajı gözleri açılmamışlar. <laughs> of ya Hades'in böyle ama o şey mimikleri falan her şeyi böyle bir inanılmaz orijinal. Çok çok ya. güzeldi ben çok seviyordum. Gerçekten. Evet. Peki hadesten sonra sizin bir askere gitme serüveniniz var sonra evet. bir ara veriyorsunuz hı hı. Ee, ve oyunculuk yok bir barmenlik yapıyorsunuz küçük çapta evet yaptım. Bu hikayeyi çok merak ediyorum. Yani Nasıl? şeyden. Döndükten şey sonra, askerden döndükten sonra ben böyle bir... De... Hemen mi askere gittiniz? Dizi, Dizi bittikten sonra hemen askere gittim. Aha. Çünkü biz askerlik şubesiyle öyle anlaştık. Bizim dedim şeyimiz bu kadar. Aha. Hani ben kaçak değilim. Gittim geldim. Tam Aha. CELP döneminden sonra gittim ben. Hı -hı. Buradayım dedim. Şirketle konuştuk falan filan. Ondan sonrasında ee, 8 bölüm stok çektik ve ben gittim. Peki askerlik daha de desi tanıyorlardı. Ya, <laughs> Anlıyorlar orada da çok bir sürü şey vardı yani. Yo, çok, e merak Tabii. çok merak Şeye ediyorum. Çok merak ediyorum. Şeye gittik işte bu e, nerede kalacağın hangi bölükte kalacağını belirledikleri bir an var. Hı -hı. Askerlik yapanlar çok iyi bilirler. Hı -hı. Ama böyle 10 bin kişi falan var yani bekliyorsun. Alayda alaydasın. E, hangi bölükte kalacaksın hangi ranzada yatacaksın? E, ne giyeceksin falan. Bunların hepsi bir gün içerisinde belirleniyor ama orası böyle çok kalabalık ve bir günde her şeyi yapman gerekiyor. İşte botlarını alacaksın, kıyafetlerini alacaksın, seninle ilgili kağıtlar imzalanıyor, aşıların oluyor falan. Çat diye paketleyip seni şeyine gönderiyorlar, bölüğüne gönderiyorlar. Tamam güzel her şey. Bana geldi sıra. Böyle komutan bana baktı. Sonra böyle kağıdına baktı, yazdı. Şey dedi, e, sen bir dizide oynuyordun değil mi dedi. Ben de evet dedim komutanım. Orada kayboluyordun değil mi dedi. Ben de, evet komutanım dedim. Burada kaybolmadı dedi. Aynen. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Tamam komutandan hemen şey aldık Burada değil mi? Burada sakın kaybolma tabii. Hayır <laughs> <laughs> tamam komutan sevdi Hades'i <laughs> ve güzel bir askerlik geçti. Güzel güzeldi. Güzeldi. Peki. Askerlik güzeldi gerçekten. Askerlikten döndünüz. Barmenliği merak ediyorum o nasıl oldu? Ya vardı ben böyle çalışıp çalışma çalışmayı seven bir insanım. Ben böyle hani e ee, çalışmayı durduğum zamanlarda bana iş gelsin, bana neden iş gelmiyor diye düşünmek yerine o dönemde bir şey yapmak istedim ve e, tanıdığım arkadaşlarım vardı. Onlardan bir tanesinin mekanında barmenlik yaptım ve ben çok da iyi geldi bana. Peki durmak yerine yani işim yok şu anda iş bekliyorum yerine işim var, iş gelirse de güzel olur. Yani ben iş gelene kadar Türk malı gelmeden önceki dönem bu. Hı hı. Sonrasında Türk malına başladım ben. Ama o arada da benim yine bir işim vardı. İşte barmenlik yaptım. Yani, Güzel. Mi? evet. İnsanların peki tepkisi ne oluyordu sizi gördüklerinde? Vallahi şeydi yani çok garipsemiyorlardı. Bir bir kere garipsiyorlardı. Çünkü bir mekanlar giden insanlar da müdavimlerdir ya. Çok değişik insan gelmez oraya Aha. genel olarak aynı kişiler gelir üç aşağı beş yukarı çok ders dinlediniz Sen... mi peki ya çok, dinlemedim. <laughs> çok dinlemedim ona <laughs> çok fazla. çünkü olmazsa olmaz ona, ona, ona girmem çok fazla <laughs> ama e, sadece e, dertli insan da gelmiyorlar oraya ama e, yaptım yani ve mutluyum bunu yapmış olmaktan dolayı herkese de e, böyle değişik iş kollarını tecrübe etmelerini e, tavsiye ederim yani. çünkü oyunculuk yapan insanın İnsan için en önemli şey başka bir takım hayatlara dair meslekleri öğrenmesidir yani. Mesela hı hı. ben yarın öbür gün barmen oynarsam o adamın psikolojisinin ne olduğunu biliyorum. En güzel. azından. Bence güzel bir şey bu. Evet. Bence de güzel. Peki hep böyle komedi e, sanki roller geliyor evet. gibi bir algı var. Bu tercih mi yoksa gerçekten böyle mi oluyor? Sektör e, sektörün tercihi bu. Hı. Sektör yani buna biz... dayatıyor. Tabii Peki ki. çünkü ben şöyle bir şey yapmıyorum. Mı? Yani İzleyici de yapıyor, karşılıkta yapıyorlar aslında. Hı hı. Şimdi siz e, başka bir şey vermezseniz o insanların karşısına, mesela e, hep aynı rollerde gördüğünüz bir adamı çok başka bir şeyin içerisinde o insanlara verirseniz bununla ilgili bir emsal yaratmış olursunuz. Hı hı. İşte öyle bir şey de olmadığı için benden de gördüğü şey işte bu böyle bak bakalım şimdi ne cinlikler yapacak evet. şey var ya. Şimdi o algı yaratıldıysa benimle ilgili. Şimdi benim o algıyı yaratmış olan ee, durumdan dolayı bunu değiştirmem çok zor. Nasıl değiştireceğim ki bunu? Aslında çok da şahane drama oynuyorsunuz. Yani Kertenkele'de değil mi Üç sezon çok müthiş bir dramanız var. Eyvallah, teşekkür ederim. Var ama e, bu mesela o da öyle başlamadı. Arada öyle sahneler baktılar ki gidiyor ve yazmaya başladılar. Bana böyle bir şey verebilirseniz hmm. ve beni inandırırsanız ben yaparım bunu. Bunu yapabilirim. İnanırım da yaparım bunu ki o karakterler komik de aslında ama o adamın dramı vardı orada. Yani Aşkla ilgili bir dramı vardı aslında Levent karakterinin. Ve e, seyirci de inandı buna. Hı hı. Ama e, dediğim gibi yani onu da oynarım ben diğerini de oynarım. Ama hayatının sonuna kadar komedi yapacaksın ve başka bir şey oynamayacaksın deseler o da olabilir. Sorun değil benim için. Hı hı. Önemli olan güzel işler yapalım. Doğru. Güzel senaryolarda güzel işler yapalım. Komedi, dram çok fark etmez benim için. Peki psikolojiyi korumak zor mu? Nasıl koruyorsunuz? Ya bizim için zor. Çünkü çok inişli çıkışlı. Biraz zor önce bahsettiğimiz yani zirve var. Evet. Bazı işler aynı karşılanmayabiliyor. Yani ben şu kameranın arkasındaki arkadaşlar kadar kolay kavga edemem mesela. Çünkü benim yüzüm sadece bana ait değil. Yani hı hı. ben bir e, işe imza atmışım. Yani o yapım şirketininim mi ya ben evet. o sırada? Ben gidip herhangi birisine e, o arkadaşlar gibi birebir de. Ne diyorsun kardeşim sen diyemem. Benim her zaman yani daha sabırlı olmam gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. de yani birçok marka buna aynen çok önemli yani veriyor. Yani psikolojiyi korumak o yüzden e, psikolojini koruyamıyorsan bu işi yapmamalısın. Yani senin normal bir e, meslek sahibi... bir insan gibi olamaz zaten psikolojin. O yüzden kendi psikolojini çok iyi bilmen gerekiyor. Hı hı. Psikolojiyi çok iyi bilmen gerekiyor. Çok okuman gerekiyor bununla ilgili. Kendini çok iyi tanıyor olman lazım. Hı hı. Yani bir durumun içerisindesindir. O yaşadığın yerdeki durum seni geriyorsa hemen oradan ne zaman kalkacağını bilmelisin mesela. Hmm. O çok hızlı bilmen lazım. Tam bu noktada şöhret meselesine geleceğim. Evet. Yani şöhret herkesin kaldırabileceği bir şey değil ya. Sürekli zaten gözlendiğiniz bir hayat da bir evet. kere e, çok şey insanı gelen i̇şte bir şey oluyor. Gözlendiğin bir hayat yaşıyorsun ama oradan çıktığında nasıl yaşıyorsun? Önemli olan o. Nereden besleniyorsun yani? Şimdi sen gözlendiğin bir hayat yaşıyorsun da. E, şatona gitmiyorsan oradan çıkıp hani <laughs> normal bir hayatın varsa sen de bakkaldan ne bileyim 250 gram beyaz peynir alabiliyorsan herkes gibi. Anladın Alabiliyorsunuz ben, da ama o ilgi alaka varsa. popülerlik de şey insanın egosunu çok şişiren bir şey müthiş bir haz. E, evet. Yaşıyoruz bunu hepimiz yani bu işi yapan insanların çoğu yaşıyor ve bir zaman sonra bu yaşanılan şeyle ilgili şunu demesi lazım insanın. ne Tamam ulan işte yani tanıyorlar seni eyvallah. E sonra yani ne olacak sonrası? Siz güzel ve olgunluğa erişmişsiniz bu konuda. Ya ama ben gençken de e, biraz böyleydim. Çünkü öyle çok işte çalıştım ben. Çok işte çalıştım. Yani e, ben ortaokuldan sonra çalışan bir insanım mesela. Hı hı. Hep çalışmışım bir yandan bir yandan da okumuşum. Ne bileyim e, tiyatro eğitimi aldım okulu mesela burslu kazandım. O, onu öyle okudum falan sınav birincisi oldum şey demek istemiyorum. Bizim zamanımızda böyleydi be gençler. <laughs> Aa. Bizim zamanımızla ilgili değil de o kişi kişiyle ilgili bir durum. Hani ya ben şey açıklamanız mücadelesiyle ilgili. Şey açıklamanız çok güzel zaten. Ben oldum dersem olmaz. Tabii. Gibi bir açıklamanız var ama sanki böyle yeni nesil de biraz. Onlara özgüven vermek için, biraz iddia katmak için, hani yıldızın hı hı. parlak olması için böyle sanki iddialı şeyler öğretiliyor gibi. Hani ben oldumla biraz e, yetişiyorlar gibi. Ben şunu düşünüyorum, insanın hmm, e, sanki hiç bir şey yapmıyormuş gibi bir şey yapıyor olması oyunculuk aslında bence tam olarak hiçbir şey yapmıyorsun, hı hı. kendi karakterin sıfır. Aha. Mesela Şener Şen dünyanın en sıradan insanıdır evet. dışarıdan gördüğünüz Evet ve zaman. şapkasını takıp her evet. yerde de gezer. Ve onun o sıradanlığı zaten çok değerlidir yani. Çok Doğru. sıradan bir yüzü vardır. Sıradandır. Boyacı oynar, şey oynar, her şeyi oynatabilirsin. Öyle bir e, askıdır o yani. O askıya ne giydirirsen ne olur ve hepsinde yumuşacıktır yani oyunculuğu. Doğru. Çok iddiasızdır yani. Evet. Ama çok iddialıdır. Yani iddiasızlığın iddia, iddiası gibi bir şeydir o. Yani çok zor bulacak çok gerçek. bir şey. Evet, çok gerçek. Çok Bravo. Gerçek. Çok gerçek olma hali. Ee, ya oraya ulaşmak gerekiyor. Hani iktidar olmadan muktedir olunmuyor hikayesi var ya. Belki Hı -hı. iktidarı bu şekilde yakalamaya çalışıyor çocuklar. Hani böyle iddialı bir şey yapalım sonra ondan vazgeçecekler. Ya bu değil aslında deyip vazgeçenler biraz daha vitesi değiştiriyor belki. Hı -hı. Peki Sinan Çalışkan oldu. Normalde ya yani izlediğimiz karakterlerde süper komik. Gerçek Eyvallah. hayatta da böyle mi? Ee, değişiyor, değişiyor. Ama genel olarak pozitif bir insan olmaya çalışan biri. ya yani çalışan değil de yapı olarak öyleyim. Hani çevremde böyle gergin insanlar barındırmamaya çalışırım çok. Hı hı. Böyle endişeli, e, gergin. Aslında hiçbirimiz barındırmamalıyız yani. Evet. O aşağı çekiyor çünkü. Aynen. O kaygılı insanlar böyle evet. giderek zihnimizi zehirliyor sanki. Yani e, şey diyen insanlar olabilir. Böyle septik, şüpheci insan herkesin ve pozitif olduğu ortamın içerisinde işe yarayabilir çünkü senin görmediğin bir şey gösterir sana. Güzel. Sen görmüyorsundur, sana onu gösterir. Ama devamlı tedbirle ilerlemeye çalışan hayatları olan insanları çok sevmiyorum. Tedbir böyle hani. Kontrol etme böyle. Aman şunu şöyle sürekli. yap, aman böyle yapalım, aman şöyle olsun, bilmem ne. Ya ne olacaksa olsun yani. Evet, evet. yapmadım. Evet yapmıyorum yani. Senin evet. dediğin gibi yaşamış bu hayatı anladın mı? Beni <laughs> <Filik> kontrol edemeyeceksin. <laughs> edemeyeceksin. Evet yani aman ona Bir de dışarı. her şeyin hesabı bunlar... kitabı olmamalı evet. ya. Bence de. Öyle insanları sevmiyorum. Ama maalesef ki biz Var de... ama hep böyle evet. çevremizde bunlar ürediler ve... Yani şey gibi... E, seninle ilgili her şeyin muhasebesini o biliyormuş gibi yani. Müthiş kariyer koçu diyorum ben onlara. İnanılmaz akıl veriyor Kendisiyle ama... Kendisiyle ilgili ne yaptı diye sorsam mesela sıfır. Hiçbir şey yapamamış kendisiyle ilgili. E çünkü. Ama başkası hep böyle fikir dağıtmaya çalışır Nasıl? ve bütün ortamın pozitifliğini de hep bir endişeyle ilgili, bir şeyle ilgili. Ve bir korku şey atar ererek. ortaya tabii ki. Olmaz abi o proje. Gibi. Bir de sürekli olmazcılar var. Yani tamam biz bunu yapacağız. Çok parlak bir fikirle gidersin, anlatırsın, anlatırsın. Ya güzel güzel çok var o dediğin çok güzel ama bak gel bir hani... O... Hadi ya da var mı yapıldı, nerede yapıldı falan. Aynen. Yapın, benzeri yapıldı. Benzeri yapıldı. O. Öldürür hemen senin fikrini. Hemen öldürür. Bütün o yüzden hiç kimseye gider. bir şey anlatmamak gerekiyor aslında. Yapın diyor mesela hani. Anlatmayın yapın. Buna katılıyorum aslında şu. Kendi bahçesinde ağaç olamamış gelmiş benim bahçemi ağaçlık Tabii. taslıyor. Bunu çok Fatih yaşıyoruz. Fatih Sultan Mehmet mesela yaptığı hiçbir şeyi hiç kimseye söylememiş. Hani sakalım bilse onu keserdim diye bir lafı vardır ya. Doğru. Sadece kendisi biliyormuş. Çok acayip değil evet. mi? Çok acayip. Atatürk'te de var. Söylememiş hiç kimse. Evet. Onun da karar Aynen verdiği yani. anlarda diyor ki bana bugün hiçbir şey söylemeyin. Ben karar vereceğim. Liderlik öyle bir şey. Ama insanoğlu anlatmak istiyor. Yani her şeyden önce Bence bunu anlatmak buldum. istemiyor. Bence bozmak istiyor. Evet. Bence böyle hani karşısındakinin böyle evet. şey süper bir keyfi var. Ama ben şunu bir süper bozayım Aynen. falan şeklinde. Çok tatsız. Peki biz size gülüyoruz. Siz kime gülüyorsunuz? <gülüyor> Ömrü hayatımda en çok güldüğüm e, filmler Peter Sellers'ın filmleridir mesela. A, güzel. Evet. Pembe Panter serisi ve parti filmi. Parti filmi çok komiktir. Arada sırada izlerim. E, bir de Martin Scorsese'in tek komedi filmi olabilir. Yani Geç Saatler filmi. Yani izlemediyseniz izleyin. Çok güzel bir film. Geç saatler, Martin Scorsese, bir adamın bir gecesini anlatır. Yani bir adamın bir gece başlayıp, e, ya iş yerinde başlar, e, ondan sonrasında e, bütün gece geçer, ertesi gün iş yerinde biter film. <gülüyor> Böyle bir <laughs> film anlatıyor ama muazzam. Muazzam <laughs> absürt bir film. Bu, bu e, partiyle geç saatleri arada sırada izlerim tekrar tekrar. Çok komiktir yani. İkisi de... <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> ya absürt şeylere gülüyorsunuz. Evet. Ee, yani mizah anlayışınız böyle herkesin güldüğü şeylere gülmüyorsunuz Herkesin aslında. güldüğü şeylere de gülerek. gülüyor. Musunuz? Tabii ki. Mesela birisi düşse şurada. Ee, önce ya çok ya herkes güler. <laughs> <laughs> önce gülerim sonra yardım ederim gibi anladım. <laughs> <laughs> şurada gelse mokta böyle ayağa kaysa. Şey düşse epoksin üstünde hani İlk önce değil mi bir güleriz sonra gider yardım ederiz. Evet aslında şöyle yani... Çok o... basit şeylere de gülüyorum canım öyle değil ama... ...bu iki film hep aklımda kalmıştır yani. Diğerleri birbirine benzer. Mesela bunların ikisi çok farklı filmler. Çok deli güldüğüm filmler yani. Hı hı. Peki mizahta böyle sınırlarınız var mı sizin için böyle hani... ...bence bunun şakası olmaz... ...ben bununla ilgili şey şakayı kabul etmiyorum dediğiniz şeyler. Var. Var yani me mesela... ...hayvan vardır setin içerisinde... ...ve o hayvanla ilgili mesela böyle bir... Ee, şaka yapılması ona hmm. zarar verecekse mesela yapmam onu. Hani tercih etmem. Hmm. gibi. Her şeyin şakası yapılmaz bence. Yapılmamalı da. Hmm. Gerek yok. Peki böyle çok kapalı bir grup içerisinde seni çok tanıyan insanların olduğu bir yer içerisinde, bir arkadaş ortamı içerisinde yapabilirsin bunu. hepinize hmm. Hepiniz de tanıyorsunuzdur. Herkes zaten birbirinin nasıl olduğunu bilir insan olarak. Yapabilirsin onu yani hmm. tanıyan insanlar. Ama bunu böyle kamuya açık bir yerde Bence yapmamalısın. Hı hı. Peki senaryo text üzerinden soracağım. Şu an e, şeyler görüyorum mesela diyor ki yazdığını beğenmiyorum, öyle şaka olmaz diyor mesela. Öyle hı hı. sizin takıldığınız şeyler oluyor mu senaryolarda hani Böyle bir şaka kabul edilemez şeklinde. Yok kabul edilemez demiyorum. Yani hı hı. öyle dememeye Eğiştirelim. çalışıyorum. Şöyle değiştirebilirim. Ben de şöyle şeyler oluyor. Böyle bir şaka olmaz dediğim bir şaka gelmedi şu ana Aa, kadar. Yani çünkü televizyona yapıyorsun bunu, bunu çocuklar da izliyor şeklinde biraz daha yazılan işler bunlar. Ee, onu karakterin ağzına uydurmaya çalışırım. Ona ona mal etmeye çalışırım. O şakayı. Hı hı. O, öyle bir problem olabilir. Peki yani tekste okudunuz, beğenmediniz, gittiniz ve kendi doğaçlamanızı yapıyorsunuz. Evet. O olur mu? <laughs> yani doğaçlama aslında sıfırdan bir şey kurmak değil yani orada aklınızda bir şey vardır. O size bir şey çağrıştırmıştır. Hı hı. Onu yaparsınız. Hı hı. O, o, olabileceğine dair de bir fikriniz olur aslında. Oynarsınız kafanızda. Yani sıfırdan orada bir şey kurmak değildir aslında doğaçlama. Hı hı. 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuzdur ama ol oluyor tabii öyle şeyler oluyor. Olur. Ya onu yapmayalım da dur bakalım şöyle bir şey yapsak olur mu diye mesela zorladığımız oldu. Selena'da bir tane baloncu sahnesi çekecektik. Hiç Hı -hı. unutmuyorum Ümit Erdin'le beraber. Baloncu var işte. Baloncudan balonları alırken falan balonların hepsi uçuyor. Baloncuyu oynayan adam o kadar şeydi ki e, gergindi ki yapamadık onu. Ve son sahnemizdi o gün. Dedim ki Ümit çok sinirlensin beni denize atsın dedim. <laughs> çok bu arada dedik ki çekelim böyle bir şey? Tamam dedik falan. Mart ayında gerçekten biz böyle Fındıklı Parkı'nın oradan Ümit beni denize attı. Pardon ben denize atladım kaçtım Ümit peşimden geldi. İşte onun kardeşine ben yazıyorum falan dizide. Bir de öğretmen oynuyordum dizide Hı -hı. ayrıca. Hades'in evet. dünyadaki insan olan hali. O da beni denizde kovalıyordu. Orada çektik o sahneyi. Hem de denize girmiş olduk işte Mart ayında yani. Ha, güzel. Evet. Öyle Abi, başladık Bence güzel insanlarla çalışmışsınız. Şu <laughs> an çünkü böyle günümüzde <laughs> tabii. izin vermiyorlar ya bazen tabii, doğaçlamaya. Tabii. Aa, peki çok şahane. Çok, çok güzel bir ekip <laughs> Ümit Erdem demişken çok şahane de bir YouTube projeniz var Minibüs. Evet. Ya evet. Gerçekten bir konsepti çok Devam edemedik çok ona ama sonrasında. Daha sonra belki devam edeceğiz ama şu aralar durdurduk ona. lütfen devam edin. Bir kere neden güzel Minibüs? Güzel bir iş. Ya ben bunu düşündüm. Bu bir televizyon projesi olarak düşündüm aslında. Böyle indi bindi sohbetler gibi bir şey onun adı önceden. Sonra YouTube'da böyle bir iş indi bindi ile ilgili bir şey kullanılmış. Uh -huh. ee, o yüzden onun ismini kullanmadık. Münibüs çünkü bir ünlünün münibüste minibüs şey kalmıyor ya bir yerden sonra. Evet bilmiyor. Toplu taşımayla kalmıyor yani böyle evet. bir hikayesi. Sen adamı bir yerden alıyorsun, münibüse bindiriyorsun ve münibüsün içerisinde yolcular var ve onlarla sohbet ediyorsun. Çok ve minibüs hikayeleri, yolculuk hikayeleri falan bunları anlatıyorsun. Yarım saat ondan sonra da kaptan müsait bir yerde ineceğim diyor ve iniyor. Bence çok güzel. Çok ben bayıldım ve gerçekten kıskandım. Eyvallah, çok, çok teşekkür kıskandım. ederim. Çok Murat'a şarkı söylettirdik falan. Evet falan. ya bir de böyle hani konuk otostop çekiyor, minibüs yanaşıyor, minibüse <laughs> evet. biniyor falan ve birçok galiba hani ilk defa minibüse binmiş olan vardı evet, mutlaka. Aynen. Aynen. Nasıldı tepkisi? <laughs> Güzeldi. Herkesin tepkisi çok iyiydi. Mesela Şabi ile yaptık biz. Koreli arkadaş ee, ve o çok binmiş mesela Minibüs'e. Onun hikayesi vardı o çok güzeldi. İlk geldiğinde şuna çok şaşırmış. Herkes böyle birisine herkes bana para veriyor arkada. Aha. Şeyi düşünmüş ben öğrenciyim ve param yok fakirim. Türkiye ne kadar güzel bir yer. <laughs> ona, ona para veriyor. <laughs> Helal olsun abi. Nasıl bir ülke burası ya? Vay be. Burada aç kalmazsın falan diye düşünmüş. Sonra paraları cebine koyduktan sonra insanlar demiş ki ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Vermediniz mi demiş. <laughs> olsun. Evet, Çünkü onlarda öyle bir şey yok. Hani elden ele para uzatma şeyi asla yok. Yani birisi para verecekse gerçekten birisine şoföre para vermen gerekiyorsa diyor. biz de diyor hiç kimse diyor parasını öndekine teslim etmez diyor. Yani Bizde öyle bir rahatlık var. Veriyorsun adama adam bunu alıp buraya uzatacak yani. Evet o diyor kalkar verir diyor. Yani bizde olsa böyle bir şey. <laughs> Hayatta diyor Önbekir. Ya Cevdet Koyun atmak ne güzel değil mi? Vay be. O da şeyi hesaplamış ondan sonra. Günde beş defa bilsem. <laughs> o bayağı <laughs> Baya karlı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Minibüse biniyorum. Çekik gözlerimle. Çekik göz. Asıl at toplar. Çünkü insan dövüyorlar onu haberlerde istiyorsun. <laughs> çok güzel. Oh, çok... Ya çok şahane ee, evcil hayvanlarınız var. Çok teşekkür ederim. Arkada görüyoruz bir çok kralımız var ve kralımız çok meşhur da aslında. Bir Instagram hesabı var. Evet evet evet. Bayağı meşhur ama kaç şu an güncel rakam evdeki e, hayvan sayısı? Evdeki hayvan sayısı bir tane de e, bir tane de depremden e, enkazdan çıkan bir kedimiz var. Oo. Şila. Onunla beraber 10 on oldu. 10 tane kedimiz var şu anda evde. 10. 10 kedimiz bir köpeğimiz var. Nasıl anlaşıyorlar kralla? Vallahi hepsi kral, en çok kralla anlaşıyorlar zaten. Kral çok iyi ya. Kralın bir tek papyonu eksik böyle yani. O kadar şey ki. Hani bunlar evde oynuyorlar böyle. Kavga ediyorlar arada sıra. Lütfen yapmayın diyecek neredeyse yani. Kahvesini almış bir şekilde. Bu aslında onları yönetiyor. <laughs> tabii, tabii. Ay dünya çok, sokak hayvanları çok tatlı. günü bu arada. Öyle mi? Evet, bugün öyle değil mi? bugün Aa, bak, öyle. Burada, ben biraz çünkü bugün hastaydım biraz ve çok ilgilenemedim. Ee, evet bize Hı. her gün sokak hayvanları geliyor. Gerçi evet öyle yani ne kadar duyarlısınız. Deprem bölgesinden de gelmiş. Zaten ben ara ara isyanlarınızı da görüyorum hani bu. Yani, oluyor, e, oluyor. Köpeklerin özellikle zehirlenmesiyle ilgili verdiğiniz tepkileri ilgili. çok yani e, destekliyorum. Çünkü e, köpek canlı hani insanın haricinde e, bu dünyayı paylaştığımız e, diğer canlılarla ilgili biraz daha duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Biraz daha... Ya, yazık yani çünkü onların alanını evet. kullanıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Hı -hı. Beraber yaşıyoruz. Onların da hakları var. Evet. Yani onlar da e, korunmaya muhtaç. Tabii ki bizim bizimki delilik yani. ben 10 tane kedim var evde. yani Bu normal Hı -hı. değil. Ama biz aldığımız hayvanları bir şekilde sahiplendiremedik. Hı -hı. Ve bunların hepsini sokaktan aldık. Bir tanesinin gözü yoktu. İşte bir tanesinin ayağı problemliydi. Bir tanesinde viral bir takım hastalıklar vardı. Hepsini tedavi ettirdik bunların. Ve bunların Hı -hı. hepsi kaldı bizde şimdi. Yani yapacak bir şey yok. Bu kadar da değil ama yine de ne bileyim bir bir kap mama, bir kap su koymak çok zor bir şey değil bunların önüne yani. Hayvanlarla ilgili yapmak istediğiniz bir proje var mı? Oyunculuğunuzu da kapsayan. Önceden vardı. Ben hayvanlar konusunda kolektif çalışmayı hiç sevmeyen bir insanım. Hı hı. Kolektif çalışmalardan dolayı e, ya hayvan severleri sevmiyorum ben. Hayvan severlerle bir araya gelip bir şey yapmayı sevmiyorum. Yaptım önceden çünkü. Aha. Hı. Hmm. Sen hayvanseverler neden mesela çok, ben de çok sorunlu, o bilir ama toplantı çok gerginler. Çok gerginler. Çok sorunlu, gerginler. Sorunlu şeyler oluyor. Ben an, anladım benim ne demek istediğimi. <laughs> Hayır istiyorum. çok iyi. Hayvanseverler. Hayır biliyorum, <laughs> ben biliyorum şöyle. Ben, ben şimdi... bunlarıla bir birliktelik kurmayı sevmiyorum. Yanlış anlaşılmayalım. Yanlış öyle. Benim hayvanseverleri seviyorum ama bir gerginler. Ben de mesela hayvanlarla ilgili bir hayvanlar uyutulmasın diye bir yazı yazdım. Evet. Yani, neden sokak hayvanları uyutulsun şeklinde bir yazı yazdım. 3 evet. haftadır linç yiyorum. Yani bu artık Ve hayvanseverlerden yiyorum. Şey Aynen. Çok öfkeli insanlar ya İnsanlar çok öfkeli ve hani artık haber diye böyle bir şeyleri görüyorlar bir yerlerde hemen oradan bir infial yaratılıyor. Aslında aslında o anlamadan bir şey üzerine orada gerçekten bir fikir bir bilgi varmış gibi insanlar köpürüyor bir yerden öfke duyuyor ama öfke duyduğu yerde hiçbir şey yok aslında. Hı hı. Yahu bunu bir anlayın önce ne olduğunu anlayalım ilk önce bir değil mi? Bir bakalım yani bu haberi kim yapmış? Nasıl yapmış? Hangi koşullarda yapmış? Bu başka nerelerde çıkmış? Elinizde akıllı bir telefon var. Hani oradan yani Twitter'ı takip etmek yerine bunun başka yerlerden sağlamasını yapmak, bulmak, buna dair ne olmuş önceden biraz bakabilirsin. Bu araştırmayı yapabilirsin aslında. Evet. Onu yapmıyorlar ve insanlar birbirlerine öfkeliler sadece. Hele ki bir canlının öldürülmesini bir insan nasıl evet. destekleyebilir ki? Ya korkunç oralar. Ben oralara çok girmek istemediğim için Twitter'ımı falan kapattım. Çok korkunç Kapattınız şeyler mı? var orada. Kapattım ben Twitter kullanmıyorum artık. Gerçekten kapattım. Çünkü kayıtsız kalamıyorsun. Öyle şeyler dönüyor ki yani, öyle şeyler yazılıyor ki. İnsanlar birbirlerine öyle şeyler ya siber zorbalığın artık zirvesini e, yaşıyoruz ülkemizde bence, bence, yani. hani gerçekten siber öyle. Siber zorbalık denilen şey artık yani normal bir dil yok yani. Hani kalmamış. Evet. Çok ama bence böyle sanki Twitter özellikle hmm. çok mutsuz ve böyle öfkeli insanlar. Oturdukları yerden bir klavye delikanlılığı var evet. ve girip günlük böyle deşarj oluyorlar. Bir de şey vardı eskiden kaliteli tartışma. Yani tartışabilir iki Tart insan Tabii ki tartışabilir. Hiç, şeyini bozmadan, üslubunu bozmadan kaliteli bir şekilde birbirinin fikir anlamında iki kişi yazarak tartışabilirler. Tabii ki. Bu yok artık. Heltelik tartışma diye bir şey yok. Bize hakaret var. "Yürü oradan, sen kimsin." falan. Ya korkunç Küfür, ya orada var hakaret. ya. Orada orada çok büyük bir öfke birikiyor ve buradan <laughs> bir sürü psikolojik problem çıkmaya başladı. Yeni yeni hastalıklar evet. çıkmaya başladı biliyorsunuz değil mi? Sosyal medya hastalıkları. Evet. Gel. Yani, zaten bir bağımlılık zaten. Evet. Bir de insanlar şu da var işte mesela beğenilme ya yani sürekli beğenilmek de bence bir evet. hastalık. Evet. Yani, Sürekli beğenilmeyi beklemek hastalık. İnsanlar Kesinlikle. seni eleştirebilir, şey yapabilir falan. Orada sürekli onun bir kavgası var. Mesela sürekli bir engelleme. Yo, tamam, eleştirsin, beğensin, Eleştiren Yani like alamadığın yani. zaman evet. mutsuz oluyorsun evet. gibi bir evet. şey var e, aynen, insan ol. Yani benim sadece bu yemeği yemem değil, bu yemeği önce çekeceğim, oraya gö göndereceğim. Hani ben bu mekanı yaşıyorum mesela gittiğim bir yerde. Bunu benim yaşamam değil, başkaları da görsün de bunu. Bak, evet. ben oraya gittim gibi. Zaten son dönemde şey siz de görüyorsunuzdur mutlaka evet. böyle çekerken süper eğlenceliler böyle aşırı mutlu telefonu buraya koyunca süper böyle bir gerginlik evet. geliyor bir anda böyle bipolar gibi böyle korkunç ruh halleri <laughs> neyse Twitter kapattığınıza göre evet. <laughs> bunlardan e, korunuyorsunuz ama olsun Hiç Instagram var <laughs> Instagram evet. var orada evet. da var aynı çete. Aynen öyle doğru. Her sosyal mecranın bir çetesi var. Gerçekten öyle. Orada da işte sen bir şey iyi bir şey koyuyorsun o da sana bir şey söylüyor. Ay, bitmiyor değil mi? Doğru. Ay, bitmiyor vallahi Gerçekten bitmiyor, bitmiyor çileniz. E, peki klarnet nasıl gidiyor? Klarnet çok <gülüyor> <gülüyor> üzerine çalışılması gereken nankör bir alet yani. Hani zor mu? Zor tabii ki. Hı -hı. Çok keyifli ama devamlı çalışman gerekiyor. Yani e, ara verdiğinde böyle bir ay falan ...affetmiyor sonrasında tekrar dönemiyorsun yani. Hmm. Özellikle daha... ...şey sen böyle... Im, ...bu işi yapan birisi için... ...güzel. Çünkü adam her gün çalıyordur. Hmm. Bu işi yapmıyorsan... ...hobi olarak yapıyorsan... ...işte evde kendi çapında böyle... ...kulaktan dolma bir şeyler üzerine deniyorsun. Benimki zaten öyleydi. Hep amatördü. Öyle de kaldı. O benim kendimle. Yani başka birisine yapmak üzere değil... Kendim o sesi çıkardığım zaman mutlu oluyorum. Hani o bir şey gibi böyle kendinle kalmak gibi. Hı hı. Başkasıyla yaptığım bir paylaşım değil. Kendinle bir aletle uğraşıyorsun. Güzel bir şey o. Bir nevi böyle bir zihni durması. Seni küçültüyor. Meditasyon Aynen. gibi. Aynen öyle. Bir de e, üflemeliler nefesle yapılan şeyler her zaman biraz daha böyle hoşuma gidiyor benim. Seviyorum onu. Böyle yani. dinginleştiriyor Aynen öyle değil mi? dinginleştiriyor seni nefesle ilgili olan şeyler. Güzel. Peki tiyatro. Biz özledik sahneye ne zaman döneceksiniz acaba? Ben de çok acaba? özledim. Kaç İç, yıl oldu? Çok oldu. Çok oldu. 15. Bir de tiyatro senedir, kökenlisiniz. 15 ve... senedir tiyatro yapmıyorum ben. Çok oldu gerçekten. Ee, i̇ki tane tiyatro projesi vardı onun haricinde ve onları yapamadım. Hayata geçiremedik Hı -hı. yani. Ee, pandemi oldu. Ondan sonra bir oyunumuz bir oyun daha vardı. Onu da tekstini çok beğenmiştim. Hı -hı. Onu da yapamadık. Bakalım ileride böyle bir bir takım fikirler var şimdilik ama bunlar nasıl hayata geçer onu bilmiyorum. O yüzden de bir şey söylemeyeyim ama tiyatro çok yapmak istiyorum yani. Güzel. Peki başka yapmak isteyip yapamadığınız ne kaldı? Ne var sırada? Ba yani şunu da yapayım dediğim bir şey yok ama İstediğiniz istediğiniz yani böyle özellikle mesela oynamak istediğiniz bir karakter var mı? Özellikle oynamak istediğim karakterler var. O biraz daha böyle psikoloji üzerine e psikolojisi üzerine Düşünebileceğim e, karakterleri oynamak isterim açıkçası. Hani e, tutarsız, ne bileyim, deli e, bir karakter. Psikopat mi? derecesinde ama sosyal hayatı uyumlu bir psikopatlık gibi. Alta mi? Hani tam <laughs> ha, e, günümüz. Günümüz, yani çok sağlıklı görünüp ama ne bileyim, e, şey de mesela e, müştemilatında böyle. E, 8 tane ceset olan adam ama çok tatlı böyle sohbeti, hoş sohbet bir adam yani gibi. Öyle bir şey oynamak isterim mesela. Çok da yakışır. Şu an böyle bir canlandırdım da. Hiç çaktırmayan, hani dışarıdan hiç öyle görünmeyen ama öyle bir seri katil hikayesi. Güzel. Neden olmasın? Aa, <laughs> süper olur. Evet. Hadi bunu bekliyoruz. Peki. Herkes ister bunu. Herkes ister. Yani böyle bir şey oynamak isterim. Neden istemeyeyim? Psikolojide pek en çok kimi beğeniyorsunuz? Jung, Freud, Adler. Üç kurucudan bir, siz hangisinin daha çok fikirlerini destekliyorsunuz? Yani üçü de değil aslında tam olarak. Hı hı. Yani e, Jung'la Freud, biraz Freud biraz Jung gibi ama onlar da değil aslında. Yani hı hı. Hepsinden biraz biraz hepsinden biraz. biraz. <laughs> hepsinden biraz biraz alacaksın. <laughs> 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 evet, çok Freud da şey yapabilir, Tabii. kafayı kırabilir. Evet. Biraz Adler, ben Adlerciyim biraz. Peki bu fanatiklik çocukluktan mı geliyor? Yok, zamanla oluşan bir şey. Yani Benim Aha. ailem Beşiktaşlıydı. Kendim çok türbüne gittim. Çok maçlar seyrettim. Sonrasında bıraktım biraz böyle türbüne gitmeyi. Pandemiden sonra özellikle ne olacak halimiz falan filan. Aha. Futbolda başka bir noktaya geldi. Biraz daha fazla sermaye girdi futbolun içerisine. Hı hı. Ee, o yüzden de biraz soğuduk futboldan. Türkiye'deki futbol iklimini çok beğenmiyorum. Ne, ne, ne zamandır böylesiniz? Hmm. Sergen geldi ve Sergen'in ikinci dönemi var ya ondan evet. sonrasında ben yokum çok fazla. Hmm. Evet Valerian İsmail geldi gitti falan filan. Aha. Evet, Taraftarı sonra... küstürdüler. Taraftarı küstürdüler. Ben Beşiktaş'a <laughs> küsmem. Beşiktaş'a küsmem ben. Ee, sadece biraz böyle tatsız geçti o süreç. Ben yine kendi içerisinde aşkımı korurum. O başka bir şey. Aha. Şu anda e, takımın yaptığı şeyi seviyorum. Çok ahlaklı adamlar var e, takımın içerisinde. Ve dediğim gibi o çocukların hiçbirisinin böyle yere yatıp zaman geçirmemesi benim için o kadar değerli ki. Yani 10 kişisin ve hiçbir zaman için skor avantajından dolayı dur kazanayım diye yerde mesela sürünmedi futbolcuların hiçbirisi. Yere atmadı kendini. Çok değerli buluyorum bunu. Güzel. Sizin şey de çok taraftar grubunuz da şahane. Herkes evet. birbirini ne kadar çok tutuyor ya. Ben bunu hiçbir takımda görmedim gerçekten. Tutar. Yani Beşiktaşlı böyle çok sağlam bir dostluk var. Her hafta işte birlikte Fenerbahçeli gidip, olarak söylüyorum bunu. Geldiğin insanlar. <gülüyor> <gülüyor> siz de Lütfen de. kıymetin Fenerbahçeli olarak ben Beşiktaş'ın taraftarını kıskanıyorum. Ya. Gerçekten. Geliriz. Ama işte Fenerbahçe taraftarı da Mesela ben şeyi gördüğüm Biz zaman. Kavgacıyız biraz. Hay hiç kimse de şu kalmadı. <laughs> mesela ben Fenerbahçe taraftarı orada bir tane çocuk gördüm ağlıyordu ona çok üzüldüm mesela anladın mı? Orada onu görüp beter olun diyen adamlar var. Ay öyle bir şey olabilir, Var tabii ya. canım. Ay bu çok... var insanlık meselesi, bu taraftarlık meselesi değil yani ki. Yani çok kötü bir şey bu. Onu diyen adamlar var. Orada bir çocuk gelmiş. Anladın mı? Bütün harçlığından arttırıyor bir şey yapıyor. Maça gidiyor. Yağmurun altında destekliyor. Ondan sonra ve o çocuk ağlıyor. Onu gördüğü zaman birisi şunu söylüyor. Beter olamıyor. Mesela ne kadar kötü ya bu. Ne kadar kötü. Ya, o taraftar ya o çocuk ya. ya Penerbahçeli, Galatasaray taraftar bu ya. Yani, böyle bir şey olabilir mi? Artık kör etmiş. Şey ya kalmadı e, insanların arasında. Zor durumda olur birisi ona yardım edersin falan. Delikanlı kalmadı aslında anlatabildim mi? Hı -hı. Hani e, öyle bir şey yok kimsede. Kimse birbirine böyle bir... Ya ben birisi bir yanlış yaptığı ya. zaman aynen öyle kimse kimseye bir abilik yapmıyor halden anlamıyor kimse anladın mı onlar da genç olduğu zaman sen de oldun falan. tabii ki insanlığını sorgularsın da hep böyle bir, bir... holiganlık ya her şeyle ilgili holiganlık ama parti tutmak takım tutmak bu hale geldi yani çok kutuplaşmış bir hale geliyoruz ya bir yerden evet. sonra o kutuplaşma da zaten aynen. ciddi bir öfkeyi ee, körüklüyor ve kavgalara sebep oluyor. Yani deprem oldu. İlk önce depremde yardım etmeye çalışırsın değil mi? Ama hemen oradan bir şey yazıyorsun. Ya yazma onu kardeşim. Önce yazma. yardım edelim. Yardım. Sonra birbirimizi yiyelim bak ertesi gün. Ya ertesi yemeyelim gün... yardım edelim. Ya ertesi gün yine birbirimizi yiyelim kalktığımız zaman. Hiç önemli değil. Tamam mı? Ama bırakalım ya. O gün yardım edelim ya. Ne yapabiliriz diye. Ya gerçekten yani gerçekten benim eşim yaklaşık 50 gündür e, deprem bölgesine bir şeyleri koordine ediyor. Lojistik, Lojistik ne güzel. ...çalıştığı için geçmişten. Ee, işte iç çamaşırı gönderiyor mesela. İç çamaşırı gönderiyor. Köylerde iç çamaşırı bulması falan kadınların çok zor. Böyle Hı -hı. bir kadın dayanışması gibi bir şey kurmuşlar Abi ve bunu güzel. yardım ediyor anladın mı? Ne buradan siyasi ne politik hiçbir şeye bakmadı mesela. Onun da kendine ait bir siyasi görüşü var. Hı -hı. Var ama bakmadı. Ya bakmayın işte böyle bir durumda Ya yardımın bakmayın. ideolojisi yardım olmaz. Edin, zaten yardım yardımın edin. ideolojisi olmaz. Gerekirse sonrasında birbirinizi yiyin ama evet. bugün... Başka bir gün yani. Tabii ki birlik olma evet, günü ya bugün evet. birlik olma günü. Bunları niye insanlara hatırlatmak zorundayız ben bunu anlamıyorum işte. Çünkü böyleyiz biz zaten. Evet yani biz insan zaten birlik olunca ya. güzeliz. Evet. Doğru. Çok keyifli bir sohbetti. Valla geçti o zaman. Valla ya nasıl geçti anlamadım <gülüyor> yönetmenim <gülüyor> uyarıyor gerçekten çok güzeldi. Güzeldi evet çok güzeldi. Evet. evet Yıldızlı Sohbetler'den bu haftalık bu kadar haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. E baktım yıldızlı Yani.